Dostlar, şu anda saat tam gece 1 sayılır. Gördüğünüz gibi 5000 adet worm aldım. Haggard balık videomuzdan sonra bir de Tarron kampta 24 saat balık videosu çekme kararı aldım. Burada bir tane farklı bir drop daha var, balık drop'u. Coins olarak biraz fiyatı yüksek. Bakalım 24 saatte ne alacağız? Masrafımıza değecek mi? Hep beraber görelim arkadaşlar. O zaman başlayalım. Dostlar, tekrardan hepinize merhabalar. Şu anda 24 saat dolmak üzere, 20 dakika falan kaldı. Çok fazla uzatmayacağım, çok fazla zorlamaya gerek yok. Şimdi şöyle bir ton atalım. Tarron kampa geçelim. Şöyle bir hesap kitap yapalım arkadaşlar. Size bahsetmem gereken şeyler var. Şu ıvır zıvırları koymak istiyorum. Şöyle biraz boş kalsın. Görevden geldiği şey ödül olarak geldiği için koyamıyoruz. Hemen hesap kitap yapmaya geçelim. Buradan not defteri. 5000 adet worm almıştık. Bu videomuzda Horse Mackerel ile Haggard'da test etmiyoruz. Tarron Kamp'ta 5000 adet worm masrafımız var. Oda ederi 500K. Onun haricinde 24 saat vaktimiz çalındı. Şimdi. Evet arkadaşlar. Karp 28. Shrimp 168. Şu sea bass'tı herhalde. 490. Skipjack kaç adetti? 33. Bonito 150. Catfish 13 adet arkadaşlar. Bayağı az düştü bu. Horse mackerel 275 diyelim. Doğru mu yazdık bunu? Maçkerelmiş. Evet arkadaşlar. Şimdi başlayalım hesap kitaba. Şimdi karp. Gördüğünüz gibi arkadaşlar artık herkes level'ini yükselttiği için fiyatlar da çok seri bir şekilde kırılıyor. Daha dün değil, ondan önceki gün 100K'ydı. Gördüğünüz gibi baya baya deli gibi kaseleşme var. Şu anda 70K. Bu tahminimce fiyatı çok seri düşecek. Çünkü balık levelini yeni yeni yükseltmeye başlayanlar var. Bunu satabileceğiniz fiyat arkadaşlar, örnek veriyorum, 100 tane kastınız. Bunu 50K'dan satarsınız. Şimdi 30 adet varsayalım. 30 çarpı şey 50. 1,5M arkadaşlar. Shrimp. Gördüğünüz gibi bir önceki videoda 19K'ydı. Şimdi kaseleşme yine var. Keza bunu satacağınız fiyat şu an itibariyle 1000 adet koysanız, örnek veriyorum, birisi diyecek ki ben bunu 15K'dan sizden alayım. Bunu da 15K sayacağız arkadaşlar. 168 çarpı 15, 2,5M arkadaşlar. Bunlar gördüğünüz gibi para etmiyor. Bunu tekrar yukarı aldım. Bunu da 3K sayacağım. Şunu sildim buradan. Eder olmadığı için. 33 adet var. Bu da 100K diyelim. Bonitolara bakacağız. Aşçılıkla uğraşanlar bunları alıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bol bol düştüğü için bu seri bir şekilde kaseyi yiyor. Bunu da yakında pazara bile koymayacağınız bir fiyata düşecek. Ama ben şu an video için 1K diyorum arkadaşlar. Bonito 150K. Catfish bu haritada Worm diye tuttuğumuz için bayağı az düştü. Haggard'da tuttuğunuzda ve Horse Mackerel kullandığınızda yem olarak daha fazla düşüyor. Tabi yine kurtarmıyor. Bakalım arkadaşlar. 20K Catfish 250K diyelim ya direkt. Horse. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 2K. Ben bir önceki videoda ortalaması 1,7K'dan almıştım. Aslında 1,5K'dan da 2K'dan da aldığım olmuştu.
Şimdi fiyatı yükselmiş. Bakalım. 2K diyelim arkadaşlar. 550K olsun bu da. Şimdi şunları bir toplayalım. Abi şurası 4M zaten. Şurası 4,5. 5M. 5M gelir. Masrafımız 500K. 4,5M. Arkadaşlar 24 saatte Tarron kampta, Proton Rıhtım'da 5000 adet worm ile hemen hemen tam bu 24 saatte 5000 adet gidiyor arkadaşlar. Hesaplarıma göre tam 5000, belki 5100 de olabilir. Onun haricinde tekrar bahsetmem gereken şeyler var. Worm ile tuttuğumuz için arkadaşlar, Horse Mackerel, diğer videodan hatırlarsanız biz gittik Horse Mackerel'ı pazardan çektik. Pazar fiyatından, en düşük fiyatından da hesapladık maliyetimizi. Fakat burada Worm'leri direkt 100 coins'ten çektiğimiz için 500K giderimiz oldu. 4,5M gelirimiz oldu. Diğer Haggard'daki köprüden ziyade burada arkadaşlar şu karp balığını atıyor. Bu karp balığı şu an ederi en yüksek olan. Niye? HP'yi arttırıyor arkadaşlar. Bu 100 HP Death Valley'de PK atan oyuncular için bayağı kullanışlı bir şey. Niye? Adam 100 HP oradan alıyor, 50 HP yok mattadan alıyor, işte yok bilmem neyden alıyor vesaire vesaire. Öyle öyle canını 600-700 normal bir oyuncudan daha fazla yapıyor. Shrimp de Death Valley'de balık tutmamıza yarayan materyal diyelim arkadaşlar. Ama Worm ile tuttuğumuzda gördüğünüz gibi 5000 adette 170 adet tuttuk. Ama Horse Mackerel ile Haggard'daki köprüde arkadaşlar 360-370 civarı tutmuş olmamız gerekiyor. Bu da hemen hemen yarı yarıya diyebiliriz arkadaşlar. Ama masrafı yok yani, öyle diyebilirim size. Catfish keza bayağı az düştü. Horse Mackerel bir önceki videoda yine keza bahsettiğim gibi arkadaşlar 10 gün biriktireceksiniz. Örnek veriyorum, günlük 5000 adet worm alacaksınız. 10 gün biriktireceksiniz. 2700, 3000 adet horse mackerel olacak ki gidip de onu Haggard'daki köprüde tutacaksınız vesaire vesaire vesaire, bir ton iş. Yine demem o ki 24 saatte arkadaşlar bence bilgisayarı açık bıraktığınıza değecek mi bilmiyorum. Size, belki size göre değebilir ama bana göre değmez. Kesinlikle değmez arkadaşlar. Siz balıkçılık hakkında ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama söylemem gereken birçok şey var. Şu balığın, şu balığın, aşçılık balığın, bunun, bunlar, şu üsttekilerin arkadaşlar bence burada 24 saat veya işte bir hafta bırakan adamlar için düşmemesi gerektiğini düşünüyorum. Tamam. Level olarak 20 levelde düşsün ama Death Valley'de düşsün. Şimdi burada 100 tane adam, işte başka haritada 100 tane adam, kanal bilmem kaçta 100 tane adam, bunlardan toplaya toplaya arkadaşlar, bunlar kullanılan item olsa yine de fiyatı düşüyor. Niye? Çok fazla oran var, çok fazla düşüyor. Halbuki bu Death Valley'de örnek veriyorum, Worm aldık, Horse Mackerel biriktirdik. Bir yandan Shrimp biriktirdik. Biriktirdiğimiz Horse Mackerel ile Shrimp kastık. Gittik, örnek veriyorum, 5000 adet Shrimp'imizle bir hafta boyunca drop kastık. Şunları, bir de keza Death Valley'de ayrıyeten buralarda hiç düşmeyen droplar var. Onları da biriktirdik. Bunların fiyatı arkadaşlar gayet yüksek olacaktır. Başka ne vardı söylemem gereken? Orada 100K'lık bir materyal var. Direkt NPC'ye satıyorsunuz. Kaptan Redbox var arkadaşlar. İçinden gold bar da atabiliyor. Gibi gibi gibi. Fakat şu balıkların buradan düşmesi, gerçek bir şekilde balıkçılık yapanlar için tamamen kazanç elde edilememesini sağlıyor arkadaşlar. Bana kalırsa normal haritalarda bizim Worm ile şu zirzopları toplayabilmemiz, level kasıyor olmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi %50 idik. Bayağı bir kasmışız yani.
%50, %70 ek kasmışız bu arada arkadaşlar. 5000 adet ile. Tabi levelimiz de önemli bir unsur. Kaçtı? 20'den, 20'nin %50'sinden 21 level %20'ye kasmışız arkadaşlar. Güzel. Level ilerlemesi güzel. Ama bence 24 saat bırakılmaz. Bırakmak isteyen arkadaşlar olursa da bir şey diyemem. Shrimp biriktirirsiniz. Uzun bir vade Worm ile. Zaten shrimp masrafınızı şu zirzoplar karşılar arkadaşlar. Şunu değil de. Şu ikisi geliriniz olur. 24 saatte 4M kasarak. Bilgisayarı açık bırakarak. Şunlar da arkadaşlar Worm gelirinizi karşılar. Tamamen ücretsiz bir şekilde 4M'de günlük biriktirerek arkadaşlar tabi satacaksınız. Satarsanız yani. Ben sattığınızı varsaydım. Yani bir 10 ayda arkadaşlar çarınıza 3-5 item koyarsanız diye düşünüyorum. Balıkçılık çok da öyle gelir elde edebileceğiniz bir şey değil bu haritalarda. Death Valley'de de dediğim gibi arkadaşlar çok fazla bilgisayar açık kalacak. Worm ile 170 tane günlük biriktirdiğinizi varsayın. 10 günde 1700 adet diyorum. 10 gün bilgisayarı açık bırakacaksın. Açık bırakır mısın? O sana kalmış. Bir ayda çarp abi. 21 oradan 5000 adet, 5100 adet şirin kasmış olacaksın. 5000 adetle arkadaşlar zaten Death Valley'de uzun uzun balık tutarsınız. Zaten gelen giden sizi öldürür. Gelen giden sizi tavana düşürür. Şuradaki NP'niz kalmaz zaten. Size kalmış. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Daha fazla test videolarından haberdar olmak için videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Onun haricinde int priest olarak PK videoları da paylaşacağız. Zaten farm slotlarını test ediyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Burada ben kendi yorumlarımı yaptım ama sizlerin de yorumlarını beklerim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.